Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu şekilde papatya motifleri öreceğiz. Gerçekten çok tatlı, bakın. Hemen isterseniz yapımına geçelim. Öncelikle bu şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 3 tane zincir çekeceğim. Daha sonra bu zincir haricinde 12 tane trabzan örüyoruz. İkili trabzanlarımızı bu şekilde toplamda 12 tane olacak şekilde yapalım. Evet, şimdi kısa ipimizi çekiyoruz ve halkamızı kapatıp karşı taraftan birleştirmemizi kaydırarak yapıyoruz. Burada ipimizi artık keseceğiz. Hemen şöyle içeriye alıyorum ve ipimi burada kısaltıyorum. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Burada 3 tane zincir çekeceğiz. Ve aynı noktaya toplamda 4 tane İkili trabzan örüyorum. Bu ilk sırada 4 tane öreceğim. Zincirle beraber 5 tane olmuş olacak arkadaşlar. Normalde her boğuma 5 tane ikili trabzan örmemiz gerekiyor. Şimdi ben şöyle 4.'yü de örüyorum. Ve çıkartıyorum. İlk trabzanın tepesinden bu ipimi alarak 2 tane zincir çekiyorum. Hemen diğer boğuma şöyle ikili trabzanımı yapacağım. Şimdi buradan sonra bütün boğumlara 5 tane trabzan örüyoruz. Her boğuma 5'er tane trabzan öreceğiz. Evet, 5.'yi de battım. Bunu uzatıyorum ve hemen bakın şöyle ilk trabzanın tepesine, yani 5. trabzanın tepesinden bu ipimi sıkıca geçireceğim. Alıyorum ipimi, sıkıca geçirip 2 tane tepede zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer tarafına, diğer boğumuma 5 tane zincirimi çekiyorum yine. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Toplamda 12 tane çiçeğimizin yaprağı olacak şekilde bu işlemi uyguluyoruz. Evet, uzattım. Hemen ilk trabzanın tepe noktasından ipimi alıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen şu dip nokta. Yani çiçeklerimizi yaparken altta kalan boğumları kaçırmayalım. Toplamda 12 adet olacak şekilde yaparsanız, sayarsanız karışıklık olmayacaktır. Şimdi hepsini örelim. Evet, bu şekilde örüyoruz arkadaşlar, son noktaya gelene kadar. Arkadaşlar bakın, hemen şöyle karşı tarafın ilk zincir tepesinden ipimi geçireceğim. Kaydırma yapıyorum ve papatyamı bitiriyorum. Bu şekilde arka taraftan sıkıca bağlayacağım. Evet, şimdi üçüncü rengimize geçiyoruz. Herhangi bir yerden
Üçüncü ipimizi geçireceğiz. Üç tane zincir çekiyorum. Ve burada bakın bu boşluğa üç tane trabzan yapmamız gerekiyor. Ama bir tane zincir çektiğim için iki tane trabzan örüyorum. Ve bunu üç olarak sayıyorum. Hemen yan boşluğa geçeceğiz. Bakın yan boşlukta trabzanı tam yapmıyoruz. Yarım trabzan yapıyoruz. Yani ipi üçünün arasından geçiriyoruz. Doluyoruz ipimizi. Aldık. Yarım trabzan yapıyoruz. Yine bu boşluğa da 3 tane yarım trabzan örüyoruz. Hemen diğer yan tarafa geçiyorum. Oraya da 3 tane yarım trabzan örüyorum. Şimdi diğer köşeye geliyoruz. Buraya yine ikili trabzanımı öreceğim. 3 tane örüyorum. Ve arada 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Burası bizim köşemiz oluyor. Evet, şimdi hemen yan kısmına yine yarım trabzan örüyorum. Üç tane yarım trabzanımı ördüm. Ve diğer boşluğuma geçiyorum. Buraya da üç tane yarım trabzan yapıyorum. Ve şimdi üçüncü kenarıma geçiyorum. Burada da yine üç tane ikili trabzan öreceğim. Üç tane ikili trabzanımı ördüm. İki tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. Yani köşelerde altı tane ikili trabzan oluyor. Aralarda üçer tane yarım trabzan batıyoruz. Tekrar yan tarafa geçtim. Ve yarım trabzanımı yapıyorum. Üç tane batıyorum. Hemen yan kısmı da aynı şekilde. Ve diğer köşeme geçtim. Burada da yine 3 tane ikili trabzan ördüm. İki tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi son iki yere de yarım trabzanlarımı örüyorum. Üç tane bu araya. Üç tane diğer boşluğa. Şimdi bakın son noktadayım. Üç tane burada örmüştüm. Üç tane daha İkili trabzanımı batıyorum. Ve araya iki tane zincir çekiyorum. Ve hemen karşı noktadan birleştirmemizi yapıyoruz. Evet, ilk sıramız bu şekildeydi. Bir üst sıraya 3 zincire çıkıyoruz. Şimdi burada direkt şu gördüğümüz boşluğa ikili trabzanımı örüyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan batıyoruz. Bakın diğer boşluğa 3 tane ikili trabzanımı batıyorum.
Şimdi diğer köşeme geldim. Burada iki tane zincir çektiğim yerlere yine aynı işlemi yapıyorum. Üç tane zincirimi, üç tane trabzanımı pardon çekiyorum. Ve araya iki zincir yapıyorum. Tekrar üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Köşelerde her zaman aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer boşluğa atlıyorum. Burada da 3 tane ikili trabzan. Ve diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan batıyoruz. Son kez 3. boşluğuma da trabzanlarımı batıyorum ve köşeye doğru ilerliyorum. Şimdi köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşeyi de yaptık. Şimdi yine bu boşluklara trabzanlarımı öreceğim. Evet, yine köşede aynı işlemi tekrarlıyorum. Üç trabzan, iki zincir ve bir üç trabzan daha. Toplamda köşelerde 6 ikili trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi diğer boşluklarıma yine ikili trabzanlarımı batarak son köşeye doğru ilerleyeceğim. Arkadaşlar son sırada böyle 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya 2 zincir çekeceğiz. 1, 2 ve bakın bir tane yapmıştık. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zaten bu zincirle beraber 3 tane olmuş oluyor. Şimdi bu zinciri sayıyorum ve tepesine birleştirme yapıyorum. Kaydırma yaparak burayı üçlemiş oluyoruz. Evet, motifimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldular gerçekten. Bunlarla çantalar, yastık kılıfları veya battaniyeler yapabilirsiniz. Genellikle koton ipler tercih ediliyor. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Örecekler işimden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.